pizza. Efendim Sultan Hanım. Biz bu hanımlı, beylü, evreleri soktan kestik. Bana ismimle hitap et lütfen. La havle ve la kuvvet. Adımı söyle Rıza. Say my name, tamam? Ulan ne var, ne diyorsun? Ulan ne bağırıyorsun? Adam zıvanadan çıkarttım da ondan bağırıyorum. Yok Rıza Bey, yok. Ya ne diyeceksen söyle hadi. Yok diyorum. Lan ne diyorsun diyorum, hala yok diyorsun. Bak, sinirden elim ayağım titriyor. Lan ne diyeceksen söyle bunu ya. Bizim evliliğimizin bir küstosu yok idir. Küstosu ne dola o? Küstosu yok idir. Yani evliliğimizin bir tarzı, bir zevki yok idir. Yani bir karakterimiz, bir kişiliğimiz evliliğin içinde yok idir. Bir kustolu bir evlilik istiyor. Başlatma hastondan, tustondan. Ulan sen bunların nereden öğreniyorsun bilmiyorum. Bak eskiden sen hiç böyle bir kadın değildin. Eski sultanı unut. Yerine bambaşka biri geldi. Bu halimi daha çok seveceksin bebeğim. Eskisine alışmam 30 yıl sürdü. Anlamadım. Boş ver sultan, boş ver. Neyse, gelelim ha bu konuya nereden geldiğimi. Biliyorsun, Tülücüğüm'ün evinde 24 saat gezirdim. Tamam. Meltem Hanım çıktı da bunun altından. Eğer Meltem Hanım çıkmayaydı şaşardı. Baba. Ha bu işi ikizimi tünürcümü karıştırma, karşında beni bulursun. Tamam, tamam. Devam et. De bakayım. Neyse. Ha bu süre boyunca evlilikleriyle ilgili, evleriyle ilgili, yani hayatlarıyla ilgili epey gözlem yapma fırsatım oldu. Ve dikkat ettim ki evlerinin, evliliklerinin bir tarzı vardır. Mesela aynı saatte yatarlar, aynı saatte kalkarlar, aynı saatte kahvaltıya otururlar. Aynı yerlere oturuyorlar. Nerede oturdukları bellidir. Aynı bardaktan çay içiyorlar. İyisi. Dedim ki abi eve bir teşrifi götüreyim. Kalktım, değiştirdim koltuklarının yerlerini. Oy, kıyamet koptu. Yanlışlıkla oturdum Halit Bey'in yerine. Dedi kalk bakayım buradan. Yani abi böyle demedi, kibar dedi. Tabii ben de onun yerine oturacak değilim. Hemen kalktım. Velhasıl dedim ki senin bu evde yerin bile belli. Neresi boşsa oraya oturaysın. Yani demek istiyorum ki, ben de millete demek istiyorum ki, hayır oraya oturamazsın, orası benim kocamın yeri. Hayır o bardaktan içemezsin, o benim kocamın bardağıdır demek istiyorum. Yani istiyorum ki ilişkimizin, evliliğimizin kustoları olsun istiyorum. Ula ben bu dünyada bir kusto bilirim, o da kaptan kusto. Başka da bir kusto, mosto bilmiyorum. Onu ben de duydum. Kaptan kustoyu duydum. Balıkçıdır. Rıza, kalk bakayım oradan. La durup dururken niye kalkayım? Oturayım ha buraya. Kalk da gel şuraya. Kalk gel şuraya. Ya gözünü seveyim. Hasta değilim. Bir keyif yapayım ha burada. Oy gel şuraya. Bak bundan sonra. Ha, kalsana. Gel daha. Gel. Gel. Otur bakayım. Otur. Otur yerleş. Ha. Hacım bak burası senin yerin, burası benim yerim. Bundan sonra sen bu koltuğun sol tarafına oturacaksın, ben de sağ tarafına oturacağım. Koltuk doluysa ne yapayım? Orası benim kocamın yeri. Tabii ki dolu olmayacak, boş olacak. Orası her zaman boş olacak. Orası senin yerin, burası da benim yerim. Ha. Al bakalım, şimdi bu senin bardağın. Al. Simay, ben veya bir başkası. Kimse bu bardağın dışında sana çay servis edemeyecek. Bu senin bardağın, burası senin yerin, ha burası da benim yerim. Çay dediğin hangi bardakta olursa içerim. Yeter ki çay olsun, ne oldu? Oy, yedin beni Rıza, yedin beni. Tabii, hatta ben de kusto sahibi sonradan olunmaz ki, kusto sahibi doğdu. Ha bunu hiç düşünemedim. Ulan kusto, kusto, kusturdur ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı düğüm tutarız bu evde, sır dolu şu halimiz.